Muhterem izleyicilerimiz hayırlı akşamlar efendim, hayırlı Ramazanlar olsun. TGRT Haber TV ekranlarında beraberiz. Yine konuğumuz sevgili müftümüz, emekli müftümüz Sait Emin Armas hocamız efendim. Değerli izleyenler bu kanalımızda yayınımızı yaparken 3 televizyon kanalı olarak sizlere hitap ediyoruz. TGRT Haber TV, TGRT Belgesel TV ve TGRT Euro kanalımız. Bir de radyo FM kanalımız o da TGRT FM o da e, yayını sizlere dinletiyor efendim. TGRT haber camiası son derece ağırlıklı olarak buna zaman ayırıyor. Bütün teknolojisini buna ayırmış durumda. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim hoş bulduk sağ olun efendim. Şimdi efendim bugün Ramazan-ı 16. günü. Evet. Bugün de bitirdiğimiz zaman tam tamına 14 gün 2 hafta kalmış oluyor. Elveda ya şehri Ramazan demiştiniz dün Değil. artık iyice adım attık. Şimdi hocam e, baktım da e, gelen suallere herkes Allah korkusundan bahsediyor. Demiş ki bir tanesi bir büyük kork Allah'tan korkmayandan. Başka bir e, izleyicinin suali var burada. Diyor ki bugün biriyle tartıştım diyor. Sen hiç Allah'tan korkmaz mısın bir adam diye trafikte bağırdım diyor. Öbürü diyormuş ki ben Allah'tan korkarım. Yok diyormuş öbürü de. Sen Allah'tan korkmazsın. Şimdi hocam Allah korkusu ne demektir? Allah korkusunu nasıl anlamalıyız? Ben Allah'tan korkarım diyen insan değil. Bunu dil söylüyor da kalp veya beyin söylüyor mu? Allah'tan korkmak ne demektir hocam? Evet gerçekten çok hayati bir mesele bir konu. Bunun üzerinde elbette ki Lütfen. çok, çok durmak gerekiyor. O kadar çok muhtacız ki Allah korkusunun bize sağladığı güvenceye. Allah korkusu sosyal ahengin, huzurun teminatıdır. Evet. Allah korkusunun hakim olmadığı bir hayatta kargaşa eksik olmaz. Problem eksik olmaz. Haksızlık hiç eksilmez. Kul hakkı ihlali hep devam eder. Adalet rafa kalkar. Peki nedir Allah korkusu? Nedir hocam? Allah korkusu, efendim başka korkularla karıştırılmamalı Allah korkusu. Hani genelde insan, efendim Böyle korktuğu şeyden kaçar, ondan e, rahatsızlık duyar. Böyle ya, kişi e, korktuğu şeyden hem çekinir, hem kaçınır, hem rahatsızlık duyar. Efendim, evet. uzaklaşır. Ama evet. Allah korkusu öyle değil. Allah korkusu kişiyi Allah'ın sevgisine yaklaştırır. Allah korkusu insana güç verir, güven telkin eder. Onun moral ve motivasyonunu yükseltir. Onun o iki ezeli düşman olan şeytan ve nefse karşı büyük bir mücadele gücünü yüreğine ekler. Dolayısıyla Allah korkusu adına korku dense bile başka korkularla kesinlikle karıştırılmaması lazım. Evet. Efendim, meşhur bir söz var. Allah'tan korkan Allah'tan korkanı Allah başka korku ile korkutmaz. Bir daha söyler misiniz hocam? Allah'tan korkanı Allah başka bir korku ile He. korkutmaz. Evet. Yani başına felaket gelse bile bir takım sıkıntılara maruz kalsa bile değil mi ki Allah korkusunun o kişinin gönlünde vesile kıldığı sevgi yani korku sevgi evet. aslında zıt kutuplar. Tabii, değil mi? Tabii. Ama Allah korkusu öyle değil. Allah korkusu, Allah sevgisini barındırır. Biz Allah'tan korkarız, onun sevgisini kaybetmemek için korkarız. Onun rızasından dışarı çıkmamak için korkarız. Hani insan bazen teşbihde hata olmasın, annesinden korkar. Ama aslında o korku bir bakıma onun sevgisinden mahrum kalmama korkusudur. Evet. Yoksa ondan dehşet duymuyordur. Efendim e, ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizlere şu hakikati ifade buyuruyor. Ya eyyühellezine amenü ettequllâh hakka tukatih ve la temutunne illa ve entü müslimun. Ey müminler Allah'tan bir hakkın gerektiği şekliyle korkun ve ancak Müslüman olarak bu dünyadan göçün. Yani eğer biz bu dünyada iman ile göçmeyi düşünüyorsak, diliyorsak, İstiyorsak ki, kim istemez ki bunu? Hepimizin evet. esas ana hedefi bu değil mi? Bizler Ahiretler bu dünyadan adı iman adı ile gidelim. Evet. Hep dualarımızda bu bunu ifade etmiyor muyuz? Dolayısıyla son sözümüz La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah olsun demez miyiz? İşte bu ayeti kerimede de işte bu neticenin yani e, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna iman ile çıkmanın yolu da Allah'ın sevgisinin kapısını bize ardına kadar aralayan Allah korkusundan geçiyor. Evet. hadis şerifte yine Re'sül hikmeti mehafetullah diye buyurulmuş. Hikmetin başı Allah korkusudur. Hikmet çok geniş anlamlı bir kavramdır. Hikmet huzur demektir. Esenlik demektir. Barış demektir. İlim demektir. Marifet demektir. Adalet demektir. Medeniyet demektir. Demek ki Allah Resulü bize bu hadis-i şerifiyle şu hakikati ifade ediyor. Medeniyetin, huzurun, emniyetin, güvenin, sağlığın, karşılıklı hak ve hukukuna, hak ve hukukumuza e, gerekli saygıyı göstermenin, ve velhasıl insanca yaşamanın formülü Allah korkusu. Yani mümin şunu hiçbir zaman unutmamalı. Zaten iman bize, ya bey öncelikle bunu anlatıyor. Kur'an-ı Azimüşşan bize şu hakikati ifade buyuruyor. Kimse bizi görmese bile, kimse bizi duymasa bile, kimse yaptıklarımızdan bizi hesaba çekmese bile biliyor ve inanıyoruz ki bütün kainatı yoktan var eden Rabbül Alemin bizi görüyor. O bizi duyuyor ve mutlaka her yaptığımızdan bizi hesaba çekecektir. Bir ayet-i kerimede yine Allahu Teala bizlere şu hakikati ifade buyur. Femen ya'mel miskale zerratin hayran yara ve men ya'mel miskale zerratin şerran yara. Sizler ey kullarım zerre kadar evet bir iyilik bir kötülük yapsanız onun karşılığını göreceksiniz. Abi önce önce iyilikten başlayalım. Femen ya miskale zerratin hayran yara. Zerre kadar küçücük azıcık bir iyilik yapsanız Allah Celle Celaluhu lütfu keremiyle o yaptığınız iyiliğin karşılığında sizin samimiyetinizin ölçüsüne göre kat da kat mükafatını fazla vereceğini vaat ediyor. Ama aynı zamanda ve men ya'mel miskale zerretin şerrin yere eğer zerre kadar kişi kötülük işlerse dün hani e, tevbe konusunu işledik ama o kötülükte ısrar eder. O kötülüğe dur demez. O yanlışa mücadelesini en belirgin bir şekilde yapmaz ise Allah muhafaza eylesin. O şerrin, o kötülüğün de cezası şüphesiz çok vahimdir. Evet. Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimiz'e malumunuz onlar, o önderlerimiz her davranışıyla, her sözüyle şüphesiz bütün insanlık alemi için numune i imtihandır. Örnek alınacak model şahsiyetlerdir. Bir gün Hazreti Ömer Efendimiz'e birileri gelip diyor ki evet hocam Allah'tan kork ya Ömer. Allah Allah. Hazreti Ömer bu söz üzerine kaptarda bu kayıttı bayılıyor, kendinden geçiyor. Allah. Ömer Allah'tan kork diyor birisi ona ve o Allah'tan kork ikazının karşısında Ömer titriyor. Kendinden geçiyor ve bayılıyor. Bayılınca baygınlık bir müddet sürüyor. Bu baygınlıktan ayırınca bir bakmışlar ki yüzü sarılmış sık bir sesle şöyle cevap veriyor. Ömer de kim orayı Allah'tan korkmasın. İşte bu. Hani yine Hazreti Ömer Efendimiz'den bahsettik. Onun şefaatine evet. efendim müracaat etti Rabbim onun şefaati nasip eylesin. O adalet timsali. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en güzide ashabından biri olan evet. ve Hazreti Ebubekir Efendimiz'den sonra malumunuz ikinci halife, Hazreti. Hazreti Ömer Efendimiz'dir. Evet efendim. Ee, Hazreti Ömer Efendimiz e, birilerine harçlık verirmiş. Niçin biliyor musunuz? Niçin hocam? Ya bey demiş ki o kendisine ücret verdiği kişiye ben her gün her fırsatta bana de ki mezetef el el Ey Ömer bugün Allah için ne yaptın? Evet. Aslında Hazreti Ömer her gün Allah için çok şey yapıyordu. Ama bize, biz mümin kardeşlerine, biz ümmeti Muhammed'e önemli bir hakikati ifade ediyor. İşte Allah için çok şey yapabilmek için Allah'ın sevgisine bizi götüren Allah korkusu zırhına bürünmemiz lazım. Allah korkusu manevi bir kalkandır. Manevi bir zırh muazzam bir manevi koruyucudur. Bir manevi sigortadır. Bizi koruyor, korluyor. Dolayısıyla her mümin hak surette bu fani hayatında Cenab-ı Hakk'ın murakabesi altında olduğunu bir zaman unutmamalı. Unutmamak için ne yapmak gerek? Unutmamalı diyoruz ama irtibat olacak ki unutmasın. İbadet bizi hem Allah sevgisi hem Allah korkusuna götüren bu sevgiyle bu korkuyu bütünleştiren en önemli vasıtadır. Tabii ki. Yani şimdi günde beş defa Allah mümin kulunu huzuruna davet ediyor. Namaza davet ediyor. Ne muazzam bir buluşma. Ne mükemmel bir huzur. Rabbimizin huzurunda Allah Celle Celaluhu bize değer veriyor. Bize kıymet veriyor. Huzuruna bizi kabul buyuruyor. Ve biz namazda ona müracaat ediyoruz. İşte namaz başta olmak üzere ibadetler bizi Allah'ın sürekli murakabesi altında olduğumuzu ihtar ediyor. Allah korkusunun ve sevgisinin bir bakıma vesilesidir ibadetun. İbadet olmayınca nefis ve şeytan zaten devrede bizim zihnimizden ne Allah'ın bizi gördüğünü, murakabe ettiği gerçeğini kalbimizden ve zihnimizden uzaklaştırır. Şimdi Allah muhafaza eylesin. Ee, i̇çinde kötülük olan birileri eğer bilse ki o kötülüğünü engelleyecek bir müeyyide yok. Yani ona dur diyecek bir güç yok. Evet hocam. Şimdi sen onu durduramazsın. Maddi bir güç yok. Zahiren çekineceği bir şey yoktur. Ama işte insanoğlu olur ya zihninde, kalbinde bazen şer güçler e, onu teşvik edebilir. Bazen ortam bazen şartlar kişiyi yanlışlar yapmaya sevk edebilir. İşte ibadet ve taat sayesinde ibadet ve bize diyor ki ey mümin kendine gel, aklını başına al, takın ha haramı er uzatma, takın ha gönlünü incitme, takın ha haddini aşma, seni gören, seni bilen, seni duyan, kainatı yoktan var eden Allahu Teala var. Sen ona mutlaka hesap vereceksin bu fani dünyada sakın ha aldanma malına, mülküne, servetine, makam, mevki, şan ve şöhretine aldanma. Bunların hepsi gelip geçicidir. Allah'ın rahmetinden uzaklaşmak en büyük tehlikedir. Bu hakikati bize ifade ediyor. Peki hocam, Allah'tan korkmanın alametleri nelerdir? Evet, çok güzel bir soru. Estağfurullah. Tabii hayatımıza yansıması olmalı ki biz bilelim ki o evet. kişi Allah'tan korkuyor. Allah'tan korkan bizi her türlü kötülüklerden alıkoyacak bir güçtür Allah korkusu. Demin dedik ya bir manevi kalkandır, bir zırhtır, bir sığınaktır. Kötülüklere karşı bir sığınaktır. İyiliklerle daha çok buluşmak için Rabbimizin bize bir lütfudur. Evet. Ne yapmak lazım? Nasıl bileceğiz ki ki Allah'tan korkuyor? sadece öyle lafta olmaz. Dilden konuş. Ha, Allah'tan korkarım diyor ama gönül yıkmaya devam ediyor. Ama haksızlık yapmaya devam ediyor. Ama efendim helal haram demek sizin önüne geleni hemen cebine koyuyor mesela. Çok güzel. Evet. Şimdi e, haram lokma onun için pek problem teşkil etmiyor. Yok bunu hakkını yemişmiş. Bunu gıybetini yapmışmış bunun bunun sıkıntısına, bunun sıkıntıya girmesine zemin hazırlamışmış. Umurunda bile değil. Şimdi bu adam günde binler defa dese ki ben Allah'tan korkuyorum, o samimi değil. Peki, nasıl bileceğiz? Ne alimlerim? Allah korkusunun yedi şeyde, yedi nesnede, yedi şeyde kendini göstermesi lazım. Nerede? Hemen burada e ifade edelim. Lütfen hocam dinliyoruz. Dilde, kapta, gözde, midede, elde, ayakta ve ibadet. Bunu açıklayacağım. Bir daha tane tane sayalım. Dilde, karpta, gözde, midede, elde, Hı. ayakta ve ibadette. Ibadet. Tabii daha genişletebiliriz. Ama ana hatlarıyla bu çerçevede e, e, Allah korkusunun yansıması, alameti bu 7 7 ana başlık altında değerlendirilebilir. Hocam bu dil neymiş ya? Her yere karşımıza çıkıyor bu dil. Işte bakın, Allah... Her dün de dil vardı, evvelsi gün şey de dil vardı. Ya, hani dedik ki atalarımızın güzel bir sözü. Dil bazen insani vezir eder, bazen de rezil eder. Evet, mil kardeşlerime, seyircilerime burada seslenmek istiyorum. Bu dünya kime kalmış gibi de kalsın. Ne olursunuz. Gönül incitmeyelim. Kırmayalım gönülleri. Kaba konuşmayalım lanet etmeyelim, sövüp saymayalım, dilimize hakim olalım. Evet. Allah korkusunun en fazla tesirini gösterdiği hususların başında dil gelir. Dili kontrol altında tutturan Allah korkusudur. Yalan söylemez Allah'tan korkan. Efendim Allah'tan korkan gıybet etmez. Allah'tan korkan bir dil, Allah'tan korkan bir insanın dili öyle diyelim. Yalan söylemez, gıybet etmez, kötülük yapmaz, gönül kırmaz, kaba söz söylemez, tövüp saymaz. Eğer bir dil böylesine kötülüklerden kendini muhafaza edemiyorsa demek ki o dilin sahibi Allah korkusunu tam kalbine, gönlüne, hayatına yerleştirememiş. Efendim, dil için çok şey söylenir de bu kadarıyla iktifa ederim. Hartta istiğini göstermesi lazım biz dilimizle konuşurken görüyoruz, duyuyoruz. Dil konuştuğunda karşıdaki kişi görüyor. Ama bir de görmediğimiz Allah'ın lütfettiği büyük bir nimet var. Gönül dünyamız. İşte o gönül dünyamızda kin olmayacak. Nefret olmayacak. Başkasına buz yeri değildir Allah'ın nezargahı olan kalp başkalarına buz için yıpratılmamalı. Demek ki eğer kalpte tesirini göstermişse o Allah korkusu o kalpte kin, nefret, öfke. öfke barındırmamalı. Kalpte dedik gözde. Ya göz harama bakmamalı. Göz ihanet için başkalarını efendim tahakküm altına almamalı. Bazen art niyetli bir bakış bile en tesirli sözden daha çok yakıcıdır. E ya Nefretle bakıyorsun. Yani ağzından belki laf dökülmüyor ama o bakışın en acı laftan daha çok tesir altında. Harama asla bakmamalı. harama vesile olmamalı göz. Efendim, hadis-i şerifte yine buyurmuş ki, harama bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Allah'ın razıza olmadığı, razı olmadığı bir şeye bakmak. Allah korkusuyla harama bakmayana Allahu Teala öyle bir iman verir ki adını kalbinde hisseder. Evet. Çok önemli bir evet. düstur. Eğer sen Allah müsaade etmediği için harama bakmazsan onun sayesinde Allah Resulü şu taahhütte bulunuyor. Senin gönlünde adına doyumu olmayacak Azza manevi bir haz bırakır etmek istiyorum. Lütfen Çünkü efendim. çok önemli bu hadis Harama önce. bakmak şeytanın zehirli oklarındandır. Zehirli oklarından bir oktur. Zedeler insan tarih eder. Allah korkusuyla harama bakmayana insanoğlu yanlışa yönelebilir. Harama bakabilir. Ama o esnada iman, Allah korkusu devreye girer de ya ben yaptığım doğru değil der ve o yanlıştan dönerse ne olur Allah Resulü yine bize müjdeyi veriyor. Allahu Teala öyle bir iman verir ki adını kalbinde hisseder. Hmm. Ya. Efendim elde dini görmeli dedi ki yani yedi uzuvda yedi nefs Yedi nesniden, yedi uzuvda. Evet. Efendim dilden bahsettik, kalpten bahsettik, bahsettik, gözden bahsettik. Ülceden. Şimdi sıra geldi el. Elde. El, el harama uzayamaz Allah'tan korkan bir zihniyetin eli ne kadar da nefis onu zorlasa haramı el uzatamaz. El bir bakıma gücün simgesidir. Yani el bir bakıma zulüm vasıtasıdır. El bir zaman bir bakıma karam tutar, o karaminden zehir de akar. Evet efendim. Değil mi? Nice Abi. eli karam tutanların her kalemin efendi mürekkebinden Beller. marifet Zehir akar mi? derler. Evet. Ne demek zehir? Benim inancıma zedeliyor. Benim imanıma, imanımı zedeliyor. Benim e, teslimiyetimiz zedeliyor. Dolayısıyla sözüyle, yazısıyla, davranışıyla Allah muhafaza eylesin. Nece kötülüklere vesile olabildir. El bir bakıma gücün simgesidir. Kişi otorite sahibi olsa bile, kişi ne kadar güçlü, iradeli biri olsa bile Efendim, eğer Allah korkusu devreye girmezse bazen o gücünü zulüm vasıtası olarak kullanabilir. Görmez miyiz ki piyasada? Niceleri malına, mülküne, servetine, makamına, mevkiine, otoritesine güvenerek ne haksızlıklar yapıyor. Devreye Allah korkusu girmezse o mal, nük sahibi, o servet, makam, mevki, şan ve şöhret sahibi makamına, mevkiine, şanına ve şöhretine aldanır. Ne hak bilir ne hukuk. Evet. Dolayısıyla hakikaten Allah korkusu Cenab-ı Hakk'ın lütfi ihsanıyla insanın hayatına muazzam bir çeki düzen veriyor. Huzurun kapısı kapılarını aralıyor. Ne kaldı? Yedi demiştik. Yedi demiştik. Ayakta, ayakta da his, e, Allah korkusunun eseri görülmedi. Hocam ayakta nasıl gözükecek? Hmm. Ayak seni kötü yerlere sevk etmeyecek. Ayak seni haksızlıkların adeta neşunuma bulduğu mekanlara doğru seni sürüklemeyecek. Ayak seni haramların kasıp kavurduğu yerlere doğru seni götürmeyecek. İşte eğer bir kişinin gönlünde ve zihninde, vicdanında ve özünde Allah korkusu yer edinmişse o kişinin eli de, dili de, ayağı da lütfu, Allah'ın lütfu keremiyle harama asla vesile olmaz. Son olarak ibadetle. ibadet. İbadette nasıl Allah korkusu? Yani i̇badet zaten Allah'a karşı bir kurluk vazifesi. İbadete rüya karışırsa, ibadete gösteriş karışırsa, ya. ibadeti Allah rızası için yapmazsak, bu demektir ki biz gerçek manada Allah'tan korkmuyoruz. Allah'ın vereceği mükafatı hani beğenmiyoruz gibi Allah korusun. Hani bir ara bir soru sormuştu efendim gösteriş için kadar dağıtanlar, mal dağıtanlar, zekat dağıtanlar, evet, 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 bunun çok büyük bir tehlike olduğunu, Demiştim. dünyada belki şunun bunun beğenisini alabiliriz. Şu, bu, bu bizi sağda solda met edebilir. Ne, ne aşallah, ne kadar da cömerttir, hayırseverdir ama bizi ne kadar övseler, övsünler, övgü, insanın övgüsü, hadi bakalım kabir kapısına kadardır. Ondan öteye gitmez. Allah muhafaza eylesin. Ee, ibadette i̇badette gösteriş bir bakıma gizli şirktir. Yani biz Allah'ın vereceği mükafatı beğenmiyoruz. Yaptığımız ibadetin karşılığında Rabbimizin bize vaat ettiği sevabı küçük görüyoruz. Bunun, bunun beğenisini Allah'ın rızasının ötesine çıkarıyoruz. Evet. Çok tehlikeli bir konu. Allah-u evet. Teala cümle izin muhafaza. Allah razı olsun. <laughs> Değerli izleyenler şimdi bu akşam yayınımıza tek reklamımız var. Daha sonra sohbetimiz soruları cevaplandırmasına devam edecek. Bir reklam arası Görüşmek üzere efendim. Bu ilk sigortanın sunduğu iftara doğru programı devam edecek. Genç ITC Mustafa. Çin'in önemini hiçbir zaman unutmuyor. Abi bilgisayar bilgisayar. Şirketinizin birileri böyle güvenle koruyan biri olsa da siz gene de Türksel Bulut kullanın. Uluslararası güvenlik sertifikası, afetlere karşı ultra koruma, ekstra yedekleme ve özel esnek altyapısıyla Türksel Bulut hizmetinizde. Çünkü iş teknolojide. Teknoloji Türksel'de. İş i̇şte Türksel, işte Türkiye'nin %100 yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten en büyük şirketi Aydem Yenilenebilir Enerji 340 bin yatırımcının katılımıyla son 3 yılın en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Enerjinin geleceğine ortak olmak için gösterdiğiniz yoğun ilgiye çok teşekkür ederiz. 11 ayın sultanı Ramazan, Algida'yla sen de pide kazan. Algida Maraş usulü veya kaftor kutularındaki kodu Algida'yla kazan uygulamasına gir. QR kodunla kampanyaya dahil bakkala git, iftarda piden bizden olsun. Algida Maraş usulü sütü bolun, Ramazan'da indirimi de bol bol. 19.50 yerine sadece 14.95'e. Dünya için paylaşma vakti. Ramazan-ı Şerif ayında bağışlarınız Afrika'daki yetimlere yemek ihtiyaç sahiplerine erzak kumanya, zekat ve fitreleriniz umut olsun. İhlas Vakfı bağışlarınızı yurt içi ve yurt dışında da güvenle ulaştırıyor. İhlas Vakfı 0212 451 49 çift 0 www.ihlasvakfi.org.tr Hayatta kutlamaya değer ne çok an var aslında. Bisküvili vanilya lezzeti, nefis çilekler ve yoğun çikolatanın bir araya geldiği yeni kartlorlarla kutlamalar başlasın. Oo, ilk gösterisinde alkış toplayanlar. Kutlarız. Arkadaşınızın yeni saç modelinizi ilk görüşte fark ettiği o an. Dinlik yapbozun son parçası da yerini bulduysa tebrikler. Hayatta kutlamaya değer ne çok an var. E hadi kartdorlarla kutlamalar başlasın. Kartdor bir tatlılık yap. Daha sene ton mu yesek? Kutlarım tebessümlerle yeşerdi. Duaların berekete uzandığı sofralarda buluşalım. Paylaştıkça birlik olalım. Uzaklara yakın gönüllerimizi iyilikle kavuşturalım. Bu Ramazan iyilik seninle. iddef.org Dardane, ton mi yesek? Çiçek sepetinde anneler gününe özel, kişiye özel hediyelerde süper fırsatları kaçırmış. <laughs> ah, heyecan dolu anlar. <laughs> Muhteşem manzaralar. Keyif dolu sohbetler. Bir telefondan başka ne isteriz ki? Casper Via e 20 Çiçek sepetinde anneler gününe özel Muya ürünlerinde %55'e varan indirimi kaçırız. Çiçek bu cuma binde çift musluklu semaver 79 lira 90 kuruş. Büyük boy termo piknik çantası 24 lira 90 kuruş. 32 parça çantalı piknik seti 29 lira 90 kuruş. Uygun fiyatlı daha birçok piknik ürünü birçok çeşit bu cuma binde. Gençlik arkada kalan yıllarda değil, senin ruhunda. bazen güçlü bir seste, bazen tutkularında. Ya kalbinin derinliklerinde bulursun onu, ya da zirvelerde. Sedan ruhu, cazibesini buldu. Yeni Elantra. Biz, dıştan karşıya geçirenleriz. Biz, uyumayanlarız. İşinin başında ama daha işin çok başında olanlarız. Arada kafa dağıtmakta da hakkımız. Oyunlar, hediye cihazlar, marka indirimleri, alışveriş çekleri ve sürpriz gigabaytlar. Hepsi biz gençlere. Üstelik burası Türkcell'de olan olmayan herkese açık. GNC. Gel bence. Bu sigortanın sunduğu iftara doğru programı devam ediyor. İzleyenler iftara doğru programımızı seviyor ve Sayın Emin Hoca ile sohbetimize devam ediyoruz. Efendim birkaç suali var. Tabii ki. Allah kokusundan bahsettiniz. İzleyici diyor ki hocam bir de şu münafıklığa gel. Ya. Münafıklık ne demektir? Münafıklığı alametleri nedir? Münafık kime denir demiş efendim. Çok. Evet Allah muhafaza eylesin münafıklık yeri geldiğinde küfürden beterdir denmiş. Allah Allah. Münafık içiyle dışı bir olmayan, görünürde inanmış gibi gözükür ama iç dünyasında inancın zerresi yok. Allah muhafaza eylesin. Evet, evet. Zaten başımıza her ne felaket geldiyse böyle iki yüzlü insanların yüzünden geliyor. Dolayısıyla Rabbim kimseye münafıklık illetini onu hezimetini vermesin. Ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam münafıklığın üç önemli alameti olduğunu geçen de kısmen buna değinmiştik. ifade buyurmuşlar. Değerli izleyenler münafıklığın üç tane alameti varmış. Peygamber Efendimiz'in hadisi, hadis-i şerifi. İza hadese kezib. Konuştuğunda yalan söyler. O yalanından dolayı hiçbir hicap da duyma. Ama yok. Yani yüzüne vursan biler geçer. Gözünün baka baka yalan O kadar söylüyorum. çok var ki şu anda o hadis-i şerifin efendim tam muhatabı olan çok insan görüyoruz ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o günden bu günleri de görerek münafıklığın alametlerinin nedenli iğrenç olduğunu ifade ediyor. Çünkü yalan çok büyük bir felakettir. Evet hocam. Efendim yalan söylemek insanlara yapılacak en büyük bir zulüm de hakikati öğretmesi diyor. Demek ki münafıklığın birinci önemli alameti konuştuğunda yalan söyler ve o yalanından da hiç hicap duymaz. Ama Hatta yere geldiğinde marifatsa nasıl da kandırdım falan demeye getirir. Yalanıyla övünür neredeyse. Evet hocam. Efendim. Ve Yine Efendimizin münafırlık alameti olarak ikinci alameti sözünde durmaz. Sözünün eri değildir. Vaat eder. Hatta bazen Allah muhafaza eylesin bir de yeminle der ki vallahi billahi yapacağım, geleceğim, vereceğim. Efendim e, bırakın e, gelmesi, gitmesi umurunda bile değil. Dolayısıyla evet. sözde durmak, ahde vefa, imanın bizden istediği en muazzam bir hayat fonksiyonudur. Ahde vefa, sözünde durmak. Sözde durmamak da münafıklık aramasıdır. Bir de ve ve khan kendisine bir şey emanet edildiği zaman emanete hıyanet Ancak emanet konusunu biraz aşmak gerekir. Emanet sadece birilerinin bana korumak için verdiği bir mal, bir yük, bir nesne değildir. Allah Celle Celaluhu hayatı bize emanet etmiş. Evet, Vatan hocam. bize emanettir. Bütün mukaddes değerlerin bize emanettir. Efendim ordumuz bize emanettir. Yuvamız bize emanettir. Evladu iyalımız bize emanettir. Efendim iş sahibi isek o bizim uhtemizde olan gerek işin kendisi gerek o işte çalışanların hepsi bizim için bir emanettir. Bu nazarla bakmak lazım. Demek ki münafıklığın üç önemli işareti var. Burada. Yalan konuşmak. Alameti hiç... var. Bir, yalan konuşmak. İki, sözünde durmamak. Üç, emanete hıyanet etmek. allah Teala cümlemizi muhafaza eylesin. Hakikaten... Münafıklığın yeri cehennem değil mi hocam? Allah korusun elbette eğer tövbe etmediyse, imana gelmediyse. Çünkü hani küfrü sen bilirsin. Kafir bellidir, ben inanmıyorum diyordur. Sen de ona göre muamele ediyorsun. Ama münafık öyle değil ki. Senin gibi benim gibi görünür. Senin gibi benim gibi inanmış gibi kendini gösterir. Ama iç dünyasında felaket. Dolayısıyla onun için e, en e, münafıklık küfürden beter olduğu ifade edilmiştir. Cenabı Hak muhafaza eylesin. Hocam izleyicimiz diyor ki efendim babamın tarafı iftar veriyor. Sadece babamı çağırıyorlar. Bizleri çağırıyorlar. Annemizi çağırmıyorlar. Gitsek bir türlü, gitmesek bir türlü ne yaparız? Evet. İftaraya, iftaraya. Tabii yani e, hassas dengeler diye bir tabir var. Dengeyi iyi kurmak lazım. Birilerini sevindirirken öbürünü, başkasını üzmemek lazım. Birilerinin gönlünü aldık, başkasının da gönlünü yıkmamak lazım. Evet. Bir iyilik yaptık ama beraberinde bir kötülüğü de barındırmamak lazım. Dolayısıyla eğer bilsek ki karşı tarafının bir beklentisi var, ister ki o da aramızda olsun. E varsın bunu evladımızdır, annemizdir, yakınımızdır, akrabamızdır. Hele iftar sofrası, hele böyle bir araya geldiğimiz o kıymetli zaman dilimleri elbette ki. Fakat şunu söylerken herhalde bu Ramazan'ı kastetmiyor. Vallahi bu Ramazan'da böyle... öyle çok fazla iftar davetlerle. <laughs> Aynen, alt üst <dışı> oturuyorlardı belki. <laughs> ha, belki çok evet. yakın iftihar sofrası. Baba tarafı diyor herhalde. O anlamda da hani evet, espri, evet. espriden ziyade bir hakikati de aslında beraberinde ifade etmiş olalım. Evet. evet. Hocam bir bir de izleyicimiz de diyor ki, her gün VSS yapıyorum, her gün stres yapıyorum. Günüm, gecelerim uykusuzlukla, çalışmamakla geçiyor. Çünkü VSS'den kafama takmaktan işe düşünemiyorum demiş. VSS nedir hocam? VSS gerçekten bir hastalıktır. Hastalıktır. Bir hastalıktır, psikolojik bir hastalıktır. Bütün dertlerin devası, bütün sıkıntıların önemli çaresini yine yüce dinimiz İslam bize öğretmiştir. Evet. vesvese kişinin e, belli şeyler e, karşısında e, tam net bir tavır koyamama. Hep evet. böyle tereddüt içerisinde olma. Olmadı. Hı. yaptığı şey olmadı. Yok. Benim yaptığım yanlıştır. Abdest alıyordur mesela. İbadetten başlayalım. Hı. Abdest alıyordur. Aslında aldığı abdest her şeyle mükemmeldir. Sünnetiyle vacibiyle tertemiz. Ellerini de tam manası yıkıyordur. Ama nefis ve şeytan olmadı diyor. Bir daha yıka diyor. Eksik kaldı. Bak bir iğne ucu kadar kuru yer kalmayacak. Değil mi? Öyleydi. Evet. Bak senin birkaç iğne ucu kadar kuru yer kaldı. Bir daha yıka. Bir daha yıka. Hele Allah korusun temizlikteki vesvese çok daha sıkıntılı. Onun için e, bir nevi psikolojik bir rahatsızlıktır. Tevbe etmek, e, Allah'a sığınmak, e, Cenab-ı Hak'tan bu konuda merhamet dilemek ama aynı zamanda e, maddi tedavisi de gerektir, gereklidir. Özellikle temizlik hastası olanlar vardı değil mi? Vesvese bir defa yıkar olmadı. Bir, bir daha. daha, yıkar, bir daha yıkar. Takıntı. Efendim hem de takıntı hem de ne takıntı. Dolayısıyla e, Euzü billahi mineşşeytanirracim çok söylenmeli. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azime sığınmalı. Felak ve nas sureleri çok okunmalı. Böyle kafaya takmamalı. Mümkün mertebe yaptığı iş Demeli ki kendine, hayır, bu tamam artık. Ben abdestim geçerlidir. Ben bu bu her neyse yıkadığı her neyse artık temizdendi. Yani kendisini ona araştırması lazım. Bu manevi tedavinin yanı sıra mutlaka onun bildiğimiz kadarıyla evet. psikolojik bir rahatsızlık olması nedeniyle ayrıca tıbbi bir tedaviye de başvurmasında fayda var. Hocam hanımlardan sorular var. Mehir konusu. Evet. Eşim diyor söz verdi boşanırken diyor vereceğim diye vermedi diyor. Aradan 3 sene geçti diyor soruyorum geçti o işler diyor. Öbürü diyor ki din nikahımız yapılırken İslam nikahımız yapılırken söylenen ne diyor daha sonra boşanırken diyor aldığım çok farklıydı diyor. Bir kere Mehir Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle hanımlara bahşettiği önemli bir evet. bir haktır. haktır. Yani erkeğin uhdesinde versem de olur vermesem de olur. Canım işte usulü o adet yeni borsun diye değildir mehir. Allah celle celaluhu hanımlara, bayanlara, kadınlara çok önemli ayrıcalıklar lütfetmiş. Çünkü onların varlıkları itibariyle hassastırlar. Efendi kırılgandırlar. Evet öyle. Bu hassasiyet onların onlar için bir noksanlık değil, yanlış anlaşılmasın. Hani bazen şu ibareden, şu ifadeden kimileri alınabiliyor. Hani korunmaya muhtaç derken Tabii onlar kere. için bir nakısa değil. değil. Allah erkeğe hanımların bütün ihtiyaçlarını karşılama mükellefiyetini vermiştir. Şimdi hanım kardeşimizin çocuklara bakması, evdeki ahenki sağlamasından sağlaması o kadar önemli bir hadise ki. Dolayısıyla e, hanım kardeşlerimizin e, korunmaya muhtaç olması onlar için bir nakısa bir eksiklik değildir yaratılış itibariyle daha fazla itina gösterilmesi gereken muazzet bir varlıktır. İşte bu e, hikmete binaen nikah esnasında bize evet. dinimiz hanımlara erkek tarafının yani damadın belli bir miktar bir nevi manevi sigorta bir nevi bir e, bir koruma kalkanı. Yani e, ne dersek diyelim adına ama önemli bir husustur. Nikah esnasında genelde o, o muhitte, o bölgede, evliliklerde ne kadar bir miktar, genelde altın üzerine konuşulur. Bu altın olmadığı Doğru. bina olur. Efendim bir araba olabilir, bir bina olabilir, bir tarla olabilir. Ama genel itibariyle altın üzerinde konuşulur. İşte on altın, ülkemizde genelde böyle Cumhuriyet altını, raşat altını derler. İşte on bir tek rakam olması adet halinde. miktar o esnada belirlendiyse o miktarı ya hemen verir ki buna acil olarak verilmesi gereken e, mehri müaccel tamam, denir. Tamam. Veya mehri müaccel o anda vermez de bir ahire vereceğini taahhüt eder. Dolayısıyla her halükarda vermekle mükelleftir. Öz ve öz hanımın hakkıdır. On dedi ama beş verdi olmaz. vermez hocam. Diyor ya boşandı vermiyor diyor. Bunun ee, günahı nedir hocam? Onun günahı gasp etti yani. Gutsuzluk. Hırsızlık tabii. Başkasının malını gasp etti. O mal kimin? Hanımın. Hanımın. Hatta hani kişi kendi yakınının malını gasp etmesi daha çok günah değil mi? Yani şimdi biri dese ki size ya bir hırsız yakalandı. Öyle mi ha? Ya öz babasının malını çaldı. Annesinin altınlarını çaldı götürdü. Yani kendi yakınlarının malını gasp ediyor. Ona daha çok içerleniriz. Dolayısıyla özbe be öz mir kadının hakkıdır evlenecek olan erkek bu hakkı ona teslim etmekle mükelleftir söz konusu olan miktar ne kadar söylendiyse o kadarını vermek zorundadır ama hanımefendi bağışladı hanımefendi baktı ki beyinin durumu iyi değil İsterse bağışlayabilir vazgeçebilir ama vazgeçmediği müddetçe o bey mutlaka ona vermekle mükelleftir boşandığı takdirde de ne konuşulduysa o kadarını olduğu gibi vermekle zorunludur. Hatta diyelim konuşulmadı. Olur ya unutuldu. Olabilir tabii, tabii. Yani o esnada konuşulmasa bile ona mehr mis denir. Bu ne demektir? Diyelim ki o evlenen e, kız kardeşimizin teyzesi, halası, komşusu, etrafındaki akrabaları e, evlendiklerinde adet olarak ne kadar söylendiyse misil aynı onun kadar. Onun da denmese bile ifade edilmese bile miktarı konuşulmasa bile bu demek değildi ben bir şey söylemedim ki sana. Nikah kıyıldı. Evet. Ben sana hiçbir şey ödemek eee bulunmadım. Evet. Dese bile geçerli değil. O zaman hangi kişi devreye mehrimiz ne demek mehrimiz? Demin de ifade ettiğin gibi komşusu, işte ne bileyim kız kardeşi, teyzesi, etrafındaki o muhitte ne kadar konuşulduysa genel genel ortalama neyse onu vermekle ne mükellef. Evet. Hocam çok değişik bir sual geldi. Diyor ki işçiyim, iş yerim hak ettiği maaşı vermedi, Tazminatımı da vermedi, işten çıkarttı. Ben de giderken izinsiz olarak alacağımın karşılığı olarak gördüğüm için bir cihaza alıp götürdüm. Bunu alıp götürüp satıp parayı tazminatıma ve alamadığım maaşla say sayarsam bunun günahı var mı demiş herhalde. Şimdi bu, burada şimdi iki husus var. Evet. Burada iki yanlış var. İki yanlış var. Evet. Birinci yanlış işveren işçisinin hakkını vermek zorundadır. Alın teri kurumadan inancımız bize onu emrediyor. Tamam. Alın teri kurumadan işçinin hakkı verilir. Çalışan emeğini sarf ediyor. Efendi yere geldiğinde hayatını ortaya koyuyor. En kıymetli sermayesi olan zamanını harcıyor. Böyleyken işveren bu kadar çalışan bir kişinin hakkı bir hakkı vermemesi o da bir gasptır. O da bir bakıma başkasının elindekini zorla oradan almaktır. Evet. Kul hakkının ihlalıdır. Allah muhafaza eylesin. Bu işin bir tarafı. Bu bir haksızlık. Bunun vebali ağırdır. Bunun sorumlu bunun sorumlusu kimse hem bu dünyada hem ukbada başına Allah muhafaza eylesin çok zorlukta çekeceği muhakkaktır. Kul hakkı öyle kolay bir dava değil. Şimdi evet, vermeyecek efendim. işçisinin efendi onca emeğinin karşılığını o işçi de efendim, evine ekmek götüremeyecek. Çocuğuna ilaç alamayacak. Borcunu ödeyemeyecek. O patron da orada keyfine bakacak. O patron o işçinin hakkını gasp ettiyse yanlış anlaşılmasın. Patronlar belki bu ifademe kızmasınlar ama bir patron eğer işçinin hakkını gasp ediyorsa, vermiyorsa alın terini önemsemiyorsam o patronun kazancında hayır olmaz, bereket olmaz. Fakat bu şu demek değildir. Patron beni hakkımı vermedi. Ben de onun, beni işten çıkardı. Eh, ben de onun işte ne bulduysam alıp götüreyim. O bana vermediği hakka sayayım. Böyle olmaz. Ama eğer patron dese ki senin maaşını veremedim. İmkanım kısıtlıydı. Bak eğer arzu ediyorsan şu bilgisayarı al bir aylık maaşına say dese patron ve o da razı olsa o ayrı bir konu. Ama patronun haberi yok. beni onunla alacağım var. Ben de arak diyeyim bir şey alıp götüreyim. Onun e, sayayım bu olmaz. O da yanlış. Yani patronun işçinin hakkını Gelmemesi. vermemesi yanlış. Ama işçinin de patronun haberi olmadan evet. bir alacağına karşılık şu veya bunu alıp götürmesi de doğru değil. Evet. Hocam 8 yaşındaki Ömer isimli izleyicimiz. 8 yaşında. Evet maşallah. maşallah. Sevgilerimi iletiyorum ona. Allah, Ömer. Allah razı olsun. Benim de yeğenimim ismi Ömer'dir. Benim de babamın ismi Ömer'dir. Etme ya, o zaman Ömer'lere selam olsun. Aleyküm selam <laughs> efendim. Hocam diyor ki e, Tayyip Emin Arvas amca demiş. Her sohbetinizde seher vaktinden bahsediyorsunuz. Çok güzel. Ben seher vakti ne demek bilmiyorum. Seher vakti ne zaman olur demiş. Çok demiş. Güzel. Evet. Efendim takvimlerde imsak vakti yazılıdır. İmsak vaktinde takvimen bir saat iki saat önce seher vaktidir. Yani daha şapak atmadan, daha tan ağırmadan. Hani in, in, na, oruca başlıyoruz ya imsak evet vakti. İmsak vaktinden önceki o zaman dilimi o işte bir saat, iki saat yer. Yani Her yeter ki imsak vaktinden önce olsun. O zaman dilimi seher vaktidir. O zamanki dualar çok makbuldur. Bu Ömer sevgili yeğenimden, o sevgili yavrumuzdan bunu evet. şunu isteyeyim. Değilim. Bir gün eğer seher vaktinde kalkacaksa bize de dua etsin. Madem ki bizi aradı, Demek ki onun gönül dünyasında güzellikler vardır. O Allah o günahsız ağzıyla isteriz ki Ömer'imizden, bütün diğer genç kardeşlerimizden de onların duası çok makbuldur. Anneler, babalar özellikle masum evet, küçücük yaştaki çocukların duasını çok önemseyin. Yeri geldiğinde onlara öğretin, onlara dua dua okutun. Onların duasının, yalvarışının Allah katındaki değeri ve kıymeti şüphesiz çok yüksektir. Hocam bir sual daha var sonra bir ilahi dinleyeceğiz. Sizi biraz dinlendirelim. Yoruluyorsunuz. Evet ama o demek ki konuya ilahi da tabii ki, tabii ki. Öneri, tabii ki. hocam zamanımız var zaten. Diyor ki izleyicimiz İslam hukukuna göre kadın erkeği boşayamaz. Erkeğin rızası olmadan kadının resmi kanallarla boşanması sonucunda erkeğin hala rızası yoksa o kadın mehil alabilir mi demiş efendim. Şimdi e, nikah aktı Aynı zamanda İslami bir sözleşmedir. Nikah akdi. İslami kurallara göre birileri bir kadın bir erkek nikah akdiyle evlenmişler ise o nikah akdi yine İslami kurallar muacelesinde gittikten sonra bitince geçilince artık o akit e, geçersiz bir konuma gelince elbette ki onun mihrini vermek mecburiyetindedir. Dolayısıyla e, mahkemede diyelim ki kim soruyor beni bildiğim kadarıyla. Erkeğe de soruyor. Sen lazım mısın? Boşuyor musun? E, o da evet diyorsa herhangi bir alacağın var mı bu diyor, bir, borcu bu var bir, mı bu, diyor. Bu da bir itiraftır. Evet. Dolayısıyla akit e, nikah akdinin res, e, dini açıdan geçerliliği e, ortadan kalktığı an ona eğer veremediyse o ana kadar mehrini mehrini vermekle eder. Her şekilde Mehri verilecektir. Elbette. Evet. Değerli izleyenler bir ilahi dinliyoruz. Sait Hoca'yı biraz dinlendirelim efendim. Buyurun. Ya ilahe illallah Ya ilahe illallah Meded ya Resulallah Ya ilahe illallah Saferiktan <laughs> Allahu vahde billahi illa Ya Cemalinden gönül. Ya ilahe

真的。<laughs> بدت يا رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله اوكسي بالله اذا فهمت Evet gerçekten İnsanımızın gönül dünyasında öyle güzellikler var ki hele Efendimiz Hazreti Muhammed Allah Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a bu milletin duyduğu sevgi, sevda var ya, bütün dertlere devadır. Hani bir ilahi var, belki ileride fırsat bulsa dinleme imkanı olurum. Nedir hocam? İnnil teyari hassaba yevmen ilel beytil haram. Ey sabah rüzgarı, olur ya günün birinde hem medine-i münevvere uğrarsan o Medine'deki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a benden selam götürün. Sabah yeriyle Allah Resulü'nün mübarek huzuruna, davde i mutahharasına selam gönderecek kadar Efendimiz'e muhabbet dolu bir milletin evlatlarıyız. Ya Rabbi bu, bu muhabbet hürmetine bizi her türlü kötülüklerden muhafaza eyle. Hainlerin şerrinden bizleri koru Ya Rabbi. Evet, Duygulandı, güzel bir, bir ilahiydi. Evet, hocam... E... Siz bana program önce dediniz ki bugün bir şiir okumak istiyor dediniz. Ben şiirin konusunu da bilmiyorum. Şimdi, anlamını da bilmiyorum. Nedir hocam? Şimdi malumunuz bir iki hafta bizi böyle tadında bıraktı ama e, devamını maalesef e, gelemedi. Bir rahatsızlık Hayat sorunumuz. Hayati abimizin evet, o güzel bir tarzımız, istobiyle, evet. e, gerçi onun o okuyuş tarzına biz yaklaşamayız. Ama hasbarkada ben de şiiri severim. Demin ki konumuzun Güzel Allah bir... korkusu. Evet, o evet. konuyla irtibattım. Duman evet. Dumanoğlu isminde çok değerli bir şair var. Çok kıymetli şiirleri vardır. bizim dertlerimize devam mahiyetinde hakikaten. Size. Bakın ne diyor. Evet. Şair. Allah korkusu. Çağdaş bilimciler ne derse desin. Beşeri adalet acizdir kesin. Gör ki bu dünyada kanun neylesin. Kulda yoksa eğer Allah korkusu. Ya gör ki bu dünyada kanun neylesin? Kulda yoksa eğer Allah korkusu. Sabır taşlarıyla bentler kurduran, nefs denen o azgın seli durduran, Kur'an'ın mührünü kalbe vurduran hidayet nurudur Allah korkusu. Kim ki zorda kalsa Günün birinde İffetle zilletin kavşak yerinde karar sancısını duysa derinde imdada yetişir Allah korkusu. İnsan güzelliği ne gözde ne kafda ne kafada. kafada. İnsan güzelliği ne göz ne kaf ne kafada. Gönül gözlerinden döktüğü yaşta. Nefs ile girilen zorlu savaşta en büyük silahtır Allah korkusu. Nefs ile girilen zorlu savaşta en büyük silahtır Allah korkusu. Son bismisra. Evet. Mahşerde uzuvlar gelirken dile. Dünyaları versen artık nafile. Mizana yürürken cümle kafile. Müminin dostudur Allah korkusu. Bakın ilk sahasında bir hakikate işaret ediyorum. Mahşerde uzuvlar gelirken kendiyle. Ruzi mahşerde Cenab-ı Hak bizi hesaba çektiğinde inkar etme imkanımız yok. Yasin-i Şerif suresinin son sayfasından bir önceki sayfada bu hakikate işaret var. Yani evet. Allah eli konuşturur, dili konuşturur, göze konuşturur. Rabbim şu ağız boşluğundaki dil dediğimiz bu et parçasına konuşma özelliğini bahsettiyse, giderse Eli de konuşturur, ayağı da konuşturur. Dolayısıyla roze mahşerde inkar etme imkanımız yok. İnkar et, de, el diyecek ki, Ya Rabbi hayır, ben ben de sahibimle şikayetçiyim. Beni zulüm vasıtası olarak kullandı. Kulak diyecek ki, Ya Rabbi ben de şikayetçiyim sahibimden. Hep terre açıldı, hayra kapalı kaldı. Dil diyecek ki, Ya Rabbi ben de sahibimden müştekiyim. Hep kötü sözler söyledi, seni hiç anmadı, seni hiç bilmedi. Dil hep kötülüğün vasıtası oldu. Gönül kırdı, gönül incitti. İşte onun, onun için evet. diyor ki mahşerde uzuvlar gelirken dile. Dünyaları versen artık nafile. Ayağımıza konuşacak, burnumuza konuşacak, başımıza konuşacak. Evet ayet i kelime var. Evet. Allah Celle Celaluhu uruzi mahşerde kişinin dünyadayken yaptıklarını inkar etme imkanı imkanı vermeyecek inkar ettin diyelim. Tamam. Dil konuşacak. El konuşacak. Dile gelecek. Rabbim ona o mahşerde o özelliği veriyor. İşte şair buna işaret ediyor. Mahşerde uzuvlar gelirken dile. Dünyaları versen artık nafile. Mizan mizana yürürken cümle kafile. Yani senin e, sevapların, günahların tartılırken müminin dostudur. Allah, Allah korkusun. Hocam Ahmet Eski, Yasemin Kurt ve Meryem Meryem Eski bir aile sizden dua istiyor. Sıkıntıları varmış. Bir... Cenab-ı Hak lütfu evet. kerimine şu Ramazan-ı Şerif'in bu engin rahmeti bereketine sıkıntıda olan, darda olan her kim varsa Ya Rabbi sen rahmin rahmiz, Rahmetin bütün kainatı kuşatıyor. Seyircilerimiz evet. Üst niyette, hüsni teveccühle böyle dua talebinde bulunuyorlar. Ya Rabbi sen erhamir rahim. Gıyabi dualar makbuldur. Biz onları şu anda tanımıyoruz, bilmiyoruz. Onlar bizlerden dua talebinde bunu. Bizler Cenab-ı Hakk'ın rahmetine sığınıyoruz. Ya Rabbi her kimin ne derdi varsa, her kimin ne sıkıntısı varsa, her kimin ne problemi varsa lütfunla, kereminle hepsine çözüm çareleri lütfeyle. Amin. Hastalara şifa bahşeyle inşallah. Amin. Hocam, e, çoğu da gençlerden o yaşlardan gelmiş. Çok güzel. Çok... Evlilik duası istiyorlar. <laughs> niye evlenemiyoruz diyorlar? Bizim kaderimiz mi kapalı demiş? Bizim gönlümüz niye bile açılmıyor diyorlar? Her programda geliyor artık şimdi ben de bir şey diyemiyorum. Ev, evlilik duası da öyle bir dua. Kısmet nasıl açılır demiş bir tanesi. Evet. Kısmet nasıl açılır diyor hocam? Evet. Her şeyden önce biz samimiyetle Allah'ın rahmet kapısına yöneleceğiz. Bakın. Burada duruyordu. Bak tam zamanı. Buyurun hocam. Ben tam acaba zaman. bu sözü ne zaman denk gelir söylerim. Ne, Şuraya bırakmışım. Ne güzel. Nedir Diyor hocam? Diyor ki hiçbir uzak duanın erişemeyeceği kadar uzak değildir. Muazzam bir düstur. Hiçbir uzak yani kişi bazen der ki ben buna uğraşamam. Artık benden gitti. Yok artık kısmetim kapandı. Artık benim önüm tıkandı. Diyor ya bazen bir ümitsiz diye düşüyor. İşte hiçbir uzak yani sence artık olmayacağı kendince o kadar kanaat getirmişsin ama diyor ki hiçbir uzak duanın erişemeyeceği kadar uzak değil. Ümitsizlik mümine yakışmaz ama her fırsatta ifade etmeye çalıştık. Tekrar demek istiyoruz. Dua istediğimiz her şey mutlaka bizim için faydalıdır, hayırlıdır anlamına gelmez. Allah bizi bizden iyi biliyor. Allah bize şah damarımızdan daha yakındır. Bizler için neyin faydalı, ve bizler için neyin zararlı olduğunu en iyi bilen Rabbül Alemin'dir. Evet. Bu gerçeğe bakarak, bu hakikati hatırlayarak biz elbette ki Cenab-ı Hakk'ın lütfuna sığınacağız. Hayırlı olanı isteyeceğiz. Eğer duamız cevabını hemen alamayacaksa duamızın muhtemeldir ki Cenab-ı Hak bizim o isteğimizin hakkımıza hayırlı olmadığını elbette ki ilmi ezelisiyle biliyor ama Tekrar söylüyorum. Kabul olunmayan dua yoktur. Yeter ki samimiyet yapılsın. Öyle mi hocam? O Her dua kabul olur. Allah Resulü bunu buyuruyor. Ben ya Allah şey Resulü aleyhissalatü vesselam'ın mübarek hadisinin bu müjdeyi ya. aktarıyorum. Kabul olunmayan dua yok. Samimiyetle Allah'a karşı efendim büyük bir iştenlikle yapılan duaların makbul olmama ihtimali yoktur. Ancak bazı dualar hemen karşılığını bulursun. O zaman Evet. Bazı dualar tecillidir. Te Şimdi olmaz 5 sene olur. Şimdi olmaz 10 sene olur. Bazen isteklerimiz bizim için hayırlı değil. Onu biz bilemeyiz. Allah biliyor. O çok arzu ettiğimiz, o çok istediğimizin lehimize olmayacağını Allah bizden iyi biliyor, nasip etmiyor. Ama bütün bunlar olmasa bile yine de dua bir ibadettir. Başlı başına bir ibadettir. Allah'ın rızasına kişinin efendim yönelmesidir. Kişinin kendi adiyetini, kendi kusurunu, kendi muhtaçlığını ifadenin adıdır dua. El-dua umihul ibade. Dua bizzat ibadetin ta kendisidir. İbadetin özüdür, çekirdeğidir. E dolayısıyla ibadet sevap değil mi? Namazdan biz sevap kazanmayacak mıyız Allah'ın izniyle? Oruç bize sevap kazandırmayacak. Bize veriyoruz. Allahu Teala inşallah karşılığında bize mükafat vaat etmiyor mu? Aynen onun gibi dua da bir ibadettir. Duaya devam ama Cenab-ı Hakk'ın takdiri ise olacak olan olur. Evet. Hocam, Peygamber Efendimiz'in çok önemli hayat prensipleri var. Artık son 5-6 dakikaya giriyoruz. Evet, o zaman hemen Bugün görseniz Peygamber Efendimiz'in Allah'a Allah, aleyhi ve sellem Efendimiz'in hayat prensiplerinden bir demet dinlesek de Yüzümüz kıtarsa utansak biraz kendimize gelmez. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şüphesiz Cenab-ı Hakk'ın rütfüyle, ikramiyle, inamiyle bütün alemlerinin rahmet menbaıdır. Ona yönelen sözler, ona ona yönelen gönüller mutlaka mutlu olur. Evet. Ee, ashab ı kiramın büyüklerinden Ebu Zer Gıfari radiyallahu anh rivayet ediyor. Ebu Zer Gıfari, ashab ı kiramın çok ileri gelenlerinden. Evet efendim. Der ki, Evkani halili Sallallahu aleyhi ve selleme biseb'ün. Benim dostum bana yedi şeyi tavsiye etti. Düşünebiliyor musunuz? Devlet başkanıdır. Aynı zamanda Allah Resulü. Evet. Ordu komutanıdır. Bütün peygamberlerin reisidir. Onun bir arkadaşı çok rahatlıkla diyebiliyor ki benim dostum. Şu irtibata bakın. Bu evet. samimiyete bakın. Benim dostum bana dostum dediği Allah Resulü. Allah benim Allah. dostum bana dedi ki üç yedi şeyi tavsiye etti. Bir evsani en enzura ila men ila men men huve duni ve la enzura ila men huve fawqi. Çok önemli bir soru. Allah Resulü benim dostum bana dedi ki ey Ebu Azer. Tabi onun şahsında bütün müminlere söylüyor. Bütün müminler söylüyor. Buyuruyorlar. Efendim bana şu tavsiyede bulundu. Kendinden daha çok zorluk çekenlere bak ki haline şükredesin. Senin sıkıntın var mı? Var. var. Derdin var mı? Var. var. Problem var mı? var. 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 Ama senden çok daha dertli olanlar vardır. Senden çok daha problemli olanlar vardır. İnim inim inleyenler vardır. Onlara bak ki haline şükredesin. Bu hayati düstur, devlet işi kaldığı zaman insan sorumluluktan altında ezilir. Başka ne buyurmuş? Bu evsani ve evsani yuhibbul mesaki ve yine bana dedi ki Allah Resulü dostum fakirleri sev. Bakın fakirleri yardım etme başka şey. Fakirleri sevmek bambaşka şey. Öyle mi hocam? Fakirleri evet. sev diyor. Zaten sen seversen fakiri herhalde onun da ihtiyacını görmezlikten gelmezsin. Yani evet. sad sadaka verirken fakire fukara yardımcı olurken onu seveceksin. Evet hocam. Peki başka? Başka. Özellikle hangi fakiri böyle durumu çok düşük olan, el açamayan, ihtiyacını dile getiremeyen, sıkıntısını paylaşamayan fakirleri gözet, gör hem yardım elini uzat hem de ona merhametle, şefkatle, hürmetle mukabelede bulun. Ve evsani en asiler rahime ve in edberet. Ve yine o dostum Allah Resulü bana şu önemli tavsiyede bulundu. Akraban sana sırt çevirse bile, uzattığın eli ters çevirse bile, sen yine akrabana iyilik yapmaya devam. Ve evsani en ekûlel hakka ve inkâne mürren. Yine o Nebi Şan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa dostum bana dedi ki söylediğin her zaman hak olsun. Velev ki aleyhine olsa bile. O söylediğin doğru söz seni acıtsa bile. Seni sıkıntıya soksa bile söylediğini mutlaka hak olmalı. Ne pahası da olursa olsun. Doğruluktan ve dürüstlükten zerre kadar taviz verme diye buyurdu. Evsani en la Sen doğru ol. Sen dürüst ol. Başkaları seni, seni töhmet altında bırakır. Varsın seni anlamasın. Varsın seni bilmesin. Sen yeter ki doğru ol. Yani başkaları beni küçümsedi, kötüledi, onlara bakma. Sen eğer gerçekten Allah rızası için yaptığın doğru ise o zaman evet. bil ki Allah'ın rızasına uygun hareket ettiğin müddetçe herkes sana levm etse. seni kötülese, seni ayıplasa bile hiç umurunda olmaması lazım. Bu evsani El esel, ahaden Ve yine bana tavsiyede bulundu ki el açma. Mümkün mertebe kimseye, yani böyle el açacak kadar bir duruma kendini getirme. Hani dilencilik derler ya. Evet. Dolayısıyla topluma da öyle bir mükellefiyet var ki zekatıyla, ile başkasının el açmaya zorlayacak bir bir halde de bırakmamak lazım. El açmak da mümin yakışmıyor. Efendim ve yine ve evsani en ekule la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ve yine bana dedi ki ey Ebu Azer la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Kuddes sahibi sadece yüce Rabbimdir. O dilerse onun rahmetine sığınıyorum anlamında bir dua. İşte bunu da çok söyle. İnneha min künuzul cenne. Çünkü bunu söylemek kişi acziyetini itiraf ediyor. Allah'ın rahmetine nedenli muhtaç olduğunu ilan ediyor. Allah'ın rahmetine sığınıyor. İşte bu sığınma, bu talep ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim duasını bu niyetle söylemek bir bakıma cennetin hazinesidir. Bu söz, bu ifade cennetin hazinesi olarak Efendimiz tavsiye etmiştir evet. inşallah. Hocam son bir dakikamız. Evet. Dua isteyenler var. Evet. Dertliler var. Hastalar var. Sizin dualarınız güzeldir hocam. Estağfurullah. Buyurun efendim. efendim. Ey yüce Rabbimiz, lütfu kereminle, ikramı inayetinle şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te huzur içerisinde ibadet ve taatımızı ifa ediyor. Oruçlarımızı tutuyor, rahmetine sığınıyoruz. Amin. Ya Rabbi, lütfu kereminle, ikramı inayetinle her türlü dertlerden, ızdıraplardan, hastalıklardan bizleri muhafaza eyle Allah'ım. İlah Ya Rabbi şu anda nice mekanlarda, hastahanelerde, yoğun bakımlarda, hasta yataklarında, inim inim inleyen, imdat diyen nice hasta kullarım var. Allah'ım lütfu kereminle yalvarıyoruz Yüce Rabbim. Bu mübarek Ramazan-ı Şerif'in engin rahmetine, bu Ramazan'da indirdiği Kur'an hürmetine, kendisine Kur'an'ı inzal buyurduğun iki cihan güneşi kainatın efendisi sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa aleyhi vesselam hürmetine Ya Rabbi bütün hastalara adil şifa, dertlilere en kısa bir zamanda Amen. deva, borçlulara eda ve bütün sıkıntılardan kurtulmamıza ya Rabbi lütfu kereminde bizlere fırsat bahşeyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El -fadiah. Allah razı olsun hocam. Amin. Değerliyenler bu akşamki canlı yayınımızı bitiriyoruz. Bu arada bir da bulmak isterim. Profesör Doktor Ramazan Ayvallı hocamız da tedavisi başarıyla bitti. Allah izin verirse bir dahaki hafta gelmeden bu hafta sonu Perşembe, Cumartesi, Pazar hafta sonu Ramazan hocayı iftar doğru programda misafir edeceğim inşallah. Çok, çok efendim sevindik. bu akşamki yayınımızı bitirdik. Hayit hocamla yarın akşam gene huzurlarınızda olacağız. İstanbul için ezan vakti. Hayırlı iftarlar. Oruçlarımız Allahu Teala kabul buyursun. Hayırlı ramazanlar. Hoşça kalın efendim. Geruji's balı. Hayırlı ramazanlar diler. Allahuekber Allahuekber. الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Sayısız nimetleriyle bizi rızıklandıran sensin. Buna iman ettik ve senin emrine uyduk. Orucumuzla senin rızanı kazanmak istiyoruz. Senin emrinle oruç tuttuğumuz gibi senin izninle ve senin verdiğin rızıkla orucumuzu açıyoruz. Şu nimetlerinin önünde sana açılan ellerimizi boş çevirme ya Rabbi. İbadetlerimizi ve dualarımızı kabul et. Bize dünyada ve ahirette güzellik, sağlık ve afiyet ver bizi, anne ve babalarımızı ve sana inanan kullarını bağışla.